Reflü nedir? Belirtileri nelerdir? Reflü kimlerde daha sık görülür? Hastalığı önleyebilmek için nelere dikkat edilmeli? Reflüde hangi durumlar kansere yol açar? Tanı ve tedavisi nasıl yapılır? Tedavide endoskopik yöntemler nasıl uygulanır? Kolon kanserinin sebepleri nelerdir? Kolon kanserinin önüne geçebilmek için ne yapılmalı? Kolon kanserinin tarama yöntemleri nasıldır? Hangi yöntemler tedavide daha etkili? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Evet, programımızın bu bölümünde doçent doktor Gürden Gür ile sindirim sistemi hastalıklarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sağ olun. Şimdi bir taraftan da beyin tümörlerini konuştuk. İzleyicilerimiz tabii haklı olarak sorularını yöneltmek istediler ama yaklaşık yarım saat süreyle konuştuk. Açıkçası belki saatlerce de konuşulacak konular bunlar. Reflü de bu konulardan biri. Birazdan da kolon kanserini de konuşacağız. Önceki şimdi reflüden bahsediyoruz. Aslında reflü isimlendirirken aslında biraz sanki alışılagelen bir hastalık türü olarak gözüküyor. Birçoğumuzda da aslında var belirtileri. Nedir, nasıl ortaya çıkar hocam? Reflü kelime anlamıyla geriye doğru bir kaçış anlamını ifade ediyor. Gastroenterolojide reflü dediğimizde ve son yıllarda oldukça da popüler olan bir konu haline gelen reflü hastalığında mide içeriğinin yemek borusuna doğru ve daha yukarı segmentlere doğru kaçışı ve bununla birlikte ortaya çıkan bir takım şikayetler ve komplikasyonları anlıyoruz. Reflü hastalığı gerçekten batı tipi diyete geçen toplumlarda, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunu haline geldi. İki tane önemli sorun var burada. Bir tanesi insanların yaşam kalitesini ciddi boyutta düşürüyor. İkincisi de uzun vadede tedavi edilmediği takdirde bir grup hastada kanser yapma potansiyeli var. Bu iki sebepten dolayı önem izah ediyor. Yaşam kalitesini düşürdüğü için iş gücü kaybına sebep oluyor. Bol miktarda ilaç kullanımı bunun getirdiği bazı mali sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle reflü hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında kısa ve uzun vadede önemli bir sağlık sorunu ve dediğim gibi maalesef son dönemde görülme sıklığı giderek artıyor. Özellikle hangi yaş gruplarında? Yani çocukluk döneminde bunu görebiliyor muyuz? İşte 10 yaşlardan başlayarak. Evet, çocukluk yaş grubunda reflüler var. Daha çok anatomik sorunlarla doğan çocuklarda, bebeklerde reflü oluyor ama temel olarak başlama yaşı 25 yaşın üzerinde. Yaşla birlikte artma ihtimali daha fazla gözüküyor. Mide asit üreten bir organ ve hazım için midenin asidi gerekli. Mide asidinin yukarıya doğru, yemek borusuna doğru çıkması durumunda yemek borusu kendisini koruyamıyor ve bir takım semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yaş her yaşta görülebilir aslında. Beyaz ırkta daha fazla gözüküyor. Erkeklerde bir miktar daha fazla gözüküyor ve kilolu kişilerde daha fazla gözüküyor. Bu beyaz ırk niye? Yani hep böyle, genelde hep beyaz ırklardan bahisle konuşulur. Burada genetik tabii beyaz ırkta kastımız genetik özelliklerin dağılımı ile ilgili bir şey. Yemek borusu ile mide arasındaki kapakçığın fonksiyonları ve oradaki kas tiflerinin dağılımı genetik olarak bu grupta yani beyaz ırk grubunda daha yumuşamaya elverişli. Bu nedenle daha belki bilmediğimiz bazı faktörler de var ama beyaz ırkta siyah ırka göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Erkeklerde de daha fazla olduğunu görüyoruz. 2:1 şeklinde bir oran var ama her yaşta, her cinste, her ırkta da görülebilir. Hocam telefon bağlantımız var. Seymi Oğuz Hakkari'den arıyor. Seyim Hanım buyurun. Evet. Buyurun dinliyoruz sizi. Alo iyi akşamlar hocam. İyi günler. Hocam ben bir tane oğlum var. Alo. Dinliyoruz biz sizi Seyim Hanım buyurun. Hocam bir oğlum var. 4 yaşını bitiriyor ya 5'e giriyor. Benim oğlum sürekli karnı ağrıyor. Ben doktora götürüyorum. Bana diyorlar gaz sorunu var. Gaz sorunu var. Ben sürekli ilaç da veriyorlar. Ben o ilaçları kullanıyorum. Hiçbir sorunu hiçbir şey bulamıyor. Yani sürekli karnı ağrıyor. Sürekli diyor annem karnım ağrıyor. Hı. Hocam sorunuz olabilir eğer daha detaylandırmak isterseniz. Yani karın ağrısının neden olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Karın ağrısında bir çare bulunamadığını anlıyorum ben, doğru değil mi? Evet. Kaç yaşındaydı acaba çocuğunuz? 4 yaşını bitiyor, 5'e giriyor. 5 yaşına, 5 yaşına giriyor. Evet, Mayıs'ta 5'e girecek. Peki. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi direkt olarak konumuzla ilgili değil ama ben bilgi vermeye çalışayım. 5 yaş çocukluk çağı grubunda karın ağrısı aslında o kadar geniş bir alan ki, yani karın ağrısı yapabilen çok fazla sayıda hastalık, rahatsızlık var. O nedenle yani karın ağrısının çok iyi araştırılmadan buradan net bir mesaj vermemiz mümkün değil. Özellikle çocuk hastalıkları reflüden kaynaklı olabilir mi? Reflüden olmaz. Evet. Hayır, karın ağrısı reflüden olmaz. Reflü semptomlarını biraz sonra daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım ama karın ağrısı basit mekanik bir problemden tutun fonksiyonel bir probleme kadar çok değişik bir spektrumda ortaya çıkabilir. O nedenle bu hanımefendiye önerimiz bir çocuk hekimine göstermesi, daha sonra belki bir çocuk gastroenterolojisine refer edilebilir ve bunun ayrıntılı araştırılmaz. Gürden Hocam, isterseniz maketimiz üzerinden de biraz anlatmaya çalışalım çünkü hep biz ifadeler üzerinden gidiyoruz ama şeklen de gösterebilirsek eğer çok iyi olur. Evet. Bu maketi getirdim ben. Şimdi şurada elimle göstermeye çalışacağım. Yemek borusu ağızdan başlıyor ve bu bölgede, yakından çekilebiliyor mu bilmiyorum ama mideyle birleşiyor. Şu noktada. İşte reflü olayının gerçekleştiği, kaynaklandığı saha ve bizi ilgilendiren saha bu saha. Mide içerisindeki asit ve gıda artıkları, eritilmiş gıda artıkları şuradaki bir kapakçık mekanizması sayesinde yemek borusuna doğru çıkmaktan engelleniyorlar. Ama burada bir takım faktörlerle ortaya çıkan ve alt yemek borusu sfinkteri dediğimiz bu özelleşmiş alandaki fonksiyon bozukluğu olur ise eğer, buradaki bu asidik içerik yemek borusuna, hatta akciğerlere, boğaza kadar kaçmaya başlıyor ve birazdan bahsedeceğim şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. İsterseniz o şikayetlerden de bahsedeyim mi? Evet. Reflüde en fazla görülen şikayetler, en tipik semptomlar daha doğrusu, göğüste bir yanma hissi. Göğüste, orta hatta, bu sternum dediğimiz kemik, orta hattaki kemikten boğaza kadar olan bölgede hastalar bir yanmadan şikayet ediyorlar. Ve sıklıkla da ağzıma acı sular geliyor diyorlar. Bunu hissetmeleri son derece doğal çünkü midenin sıvısı o tadı kendilerine veriyor ve yukarıya doğru çıkıyor ve bunu hissediyorlar. Bu iki semptom tipik semptomları ama bunun dışında atipik semptomlar dediğimiz ve bizi yanıltabilen, hastaları da yanıltabilen ve doğru yere gitmelerini engelleyebilen bazı şikayetler de var. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse, örneğin ses kısıklığı, öksürük, boğazda ağrı, kulak ağrısı, hatta zaman zaman dişlerde çürüme, diş problemleriyle bile karşımıza çıkabiliyor. Ve astım benzeri göğüs hastalıklarını ilgilendiren sorunlarla da karşımıza hastalar gelebiliyorlar. Bu nedenle uzun süreli öksürüğü olan ve herhangi bir tedaviden yanıt alamayan hastalardan gastroenterolojiye gelip de reflü tanısı alan ve reflü tedavisiyle şifa bulan kişiler çok sayıda var. Bu nedenle biz son dönemde kulak burun boğaz bölümü uzmanları ve göğüs hastalıkları bölümü uzmanlarından da çok sayıda hasta oluyoruz. Bu konuda bilinçlenme çok arttı. Yani bu şikayetleri yalnızca ağız acısular gelmesi ve göğüste yanma diye sınıflamamak lazım. Çok değişik bilgiler olabiliyor. Tabii ikinci bir özellik, göğüs bölgesindeki yanmalar bazen kalp hastalıklarıyla da karışabiliyor. Bir kalp spazmı, anjinayla da karışabiliyor. Dün de bir arkadaşımız, mesai arkadaşımız da aynı şikayetlerle acile gitmişti ve işte yapılan tetkiklerde aslında mideyle ilgili olduğu ifade ediliyor. Güzel bir örnek. Hocam, isterseniz hiç sözünüzü devamında getirmek adına Hikmet Şen Adana'dan arıyor. Hikmet Bey, buyurun. Ben hocamla görüşmek istiyorum. Buyurun, dinliyoruz sizi. Evet, sorunuzu alalım. Evet. Hocam merhaba. Merhabalar. Ben bundan 5-6 sene evvel bir doktora gittim, uzman doktora. Reflüsünüz dediler, ilaçlar verdiler, ilaçla tedavi yaptılar. Evet. Alo? Duyuyoruz efendim. İlaçla tedavi verdiler. Ben ara verdim 5-6 sene. O verdiği ilaçları ara alıyorum. 3 günde 5 günde bir tane atıyorum, böyle rahatsız olduğumda. Atıyorum bir hafta, bazı 4 gün 5 gün rahat ediyorum. Bundan ben sıkıntı görür müyüm, zarar görür müyüm, yoksa tekrar doktora gideyim mi? Ne dersiniz? Evet. Şimdi reflü uzun süreli bir rahatsızlık şeklinde tezahür edebiliyor. Yalnız bu şikayetler olduğu zaman ilaç kullanılması, şikayetler geçtiği zaman ilacın kesilmesi doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bu rahatsızlıkta kullanılan ilaçlar uzun vadede ve düzenli kullanıldıkları takdirde etkili olabiliyorlar. Ve bu düzensiz kullanımın getirdiği önemli bir sonuç, reflünün devam etmesi halinde yemek borusunun alt ucundaki tahriş devam edebilir. Siz bunu hissetmeyebilirsiniz. Orada doku düzeyinde bazı değişiklikler devam eder. Bu biraz sonra konuşabileceğimiz daha ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Bu nedenle benim size önerim bir gastroenteroloji uzmanına başvurmanız, endoskopinizin yapılması, reflünün durumu, şiddeti, ilişkili anatomik bozukluklar varsa bunların saptanması, uygun tedavinin yapılması ve düzgün bir takiple sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Hocam tekrar bir telefon bağlantımız var. Elif Sarıgöz Osmaniye'den arıyor. Elif Hanım buyurun. Elif Hanım dinliyoruz sizi, buyurun. Benim 70 günlük bir bebeğim var. Doğduğundan beri sürekli kusuyor. Neredeyse emdiğinin %100'ünü diyebilirim. Doktora gittik. İdrar tahlili temiz çıktı. Doktorumuz reflü tanısı koydu. 2 tane ilaç kullanmamıza rağmen hala bebeğim sürekli kusuyor. Kilo alımı da zayıf. Bu konuyla ilgili bilgi istiyorsunuz, evet, herhalde. Evet, tamam. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi yaklaşık 2 aylık bir bebek. Şimdi burada çok dikkatli olmak lazım. Konjenital hipertrofik pilar stenozu dediğimiz tıbbi terimi, yani mideyle şöyle gösterebilirim. Evet. Mideyle 12 parmak bağırsağını birleştiren bir alan var. Pilor dediğimiz bir geçiş alanı var. Şu alt kısımda, midenin çıkışında. 2 aylık bir bebekte sürekli olarak kusma devam ediyor ise aklımıza bu rahatsızlığı mutlaka getirmeliyiz. Yani doğuştan gelen bir problem bu. Bu nedenle ve bunun tedavisi cerrahi tedavi. Çocuk cerrahları tarafından başarıyla tedavi edilebiliyorlar. Yani ilaç tedavilerinde ısrar edip zaman kaybetmek bence doğru değil. Çünkü çocuğun gelişimini etkileyecektir. Tedavinin zaman içerisinde güçleşmesine sebep olabilecektir. Benim önerim bir çocuk gastroenteroloğu ya da çocuk cerrahisi uzmanına başvurup bunun ne olduğunu anlamaya çalışmak ve daha sonra da uygun tedavi yapmaya çalışmak. Çünkü anlattığı şikayetler benim söylediğim sorunu çok işaret ediyor. Bu nedenle vakit geçirmemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. İlaçlarla çok fazla vakit geçirmeyin. Önce bir değerlendirme yapılsın. Hocam Kürşat Bey de hattımızda, İzmir'den. Kürşat Güneş. Kürşat Bey sizin de sorunuzu alalım. Buyurun. Hocam kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim 1,5 yıl önce bir reflü başladı da ben geçen sene hastaneye gitmiştim. Motilite testinde çıkmadı reflü. Bir günlük takmışlardı ama ben ara ara çok kötü rahatsız oluyorum. Gece falan uyuyamıyorum. Evet. İlaç da kullanmıyorum. Şu an ne yapmam gerekiyor onu soracaktım. Evet. Şimdi motilite testinden ziyade endoskopik yöntemlerle sonuç alınabilir. Madem konu açıldı, o konuya girelim. Bizim pH metre dediğimiz, yani yemek borusu içindeki asit miktarını ölçen bazı testlerimiz var. Bu testler çok önemli reflü olup olmadığını anlamada. Size endoskopiyle birlikte bu pH metre denen testin yapılması ve sizde anatomik anlamda, fizyolojik anlamda bir reflü olup olmadığının anlaşılması gerekiyor. Şikayetleriniz uyumlu gibi gözüküyor ama tedavi almıyorsunuz. Bu nedenle bunun netleştirilmesi gerekiyor. Tedavi olmadığınız müddetçe sıkıntılarınız ve ilerideki komplikasyonların artma şansı var. Ama motilite testi tek başına reflü olup olmadığını göstermeyecektir. Bu nedenle İzmir'de de var değerli arkadaşlarımız. pH metre ve endoskopik tetkikle sorunun ortaya çıkarmasından sonra size tedavinizi düzgün bir şekilde izah edilecektir diye düşünüyorum. Yani ihmal etmeyin, beklemeyin, bir an önce doktora başvurun. Kürşat Bey geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi hocam tabii tedavi süreçleri yapılıyor. Şimdi kansere yol açabileceğinden de bahsetmiştiniz. Evet. Bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Evet. Şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi mide dokusu aside karşı dirençli. Evrim sürecinde mide asit üreten bir organ olduğu için kendisini koruyucu bazı mekanizmalar geliştirmiş. Hakikaten güçlü bir asit ortam içerisinde olmasına rağmen mide bundan kolay kolay etkilenmiyor. Bununla ilgili bazı mekanizmalar var ama yemek borusu bu konuda öyle şanslı bir organ değil. Bu yüksek asit oranına maruz kaldığında kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede yemek borusunun alt ucunda, bu biraz evvel gösterdiğim bölgede bazı değişiklikler olmaya başlıyor. Biz bunlara tıpta Barrett özofagus adını veriyoruz. Norman Barrett adında bir bilim adamı tarafından ilk saptandığı için adı bu şekilde konmuş. Bu değişiklikler zaman içerisinde eğer bu bölge aside maruz kalmaya devam ederse yavaş yavaş ilerleyen bir süreçte önce kanser öncesi hücrelere dönüyor. Daha sonra da kanserleşebiliyor. Bu en çok korktuğumuz komplikasyonu reflü hastalığının. Bu tabii dediğim gibi yıllar alan bir süreç. Ama iyi takip edilmesi gereken bir süreç. Bu nedenle uzun süreli reflü semptomları olan hastalarda periyodik endoskopilerle bu bölgenin gözden geçirilmesi, uygun biyopsilerin alınması, bunların patoloji bölümünde değerlendirilmesi ve burada risk yaratacak bir tablo oluştuğuna inandığımız takdirde oraya yönelik tedavilerin gerçekleştirilmesi ve kanserin önlenmesi gerekiyor. Bu tabii çok yüksek oranda değil ama teorik ve pratik anlamda karşılaştığımız bir olay. Biraz evvel konuşmanın başında da bahsetmiştik. Reflü uzun vadede bu komplikasyon nedeniyle de ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık. Bu nedenle Barrett özofagusu dediğimiz bu değişiklerin ortaya çıktığı duruma karşı tedbirli olmamız lazım. Bunun da en iyi yöntemi bu tip hastalarda hekimin uygun göreceği aralıklarla endoskopik girişimlerle o bölgenin gözlenmesi. Gürden Hocam çok teşekkürler. Bir taraftan çünkü konular o kadar önemli konular ama sürelerimiz maalesef 50 dakikaya sığmıyor. O yüzden inşallah önümüzdeki programlarda sindirim sistem hastalıklarına devam ederiz. Mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkıları için. Mutlu olurum. Evet, bu hafta sağlık alanındaki iki konuyu ele aldık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.